Evet. Evet. Raiders of Sithia anlatıyoruz bugün. Güzel. Sean Kim? Phillips. Ki aynı anda Kim? Sean Phillips tarafından tasarlanmış, Garfield Games tarafından da yayınlanmış bir oyun. Garfield Games'e zaten Sean Aynen. Phillips'in açtığı, sahip olduğu bir firma. 1-4 müydü? 2-4 müydü? Biri var mıydı? Solosu var. 1-4. Solo yapıyorlar artık her oyuna Solosu zaten. var, hatırladım. Rulebook'ta solo kısmı var. Evet. 1-4 kişi oynanabiliyor. Biz 2 kişilik bir kurulum yaptık. Evet. Daha kalabalık, daha eğlenceli olabilir. Ama 2 kişi de gayet güzel oluyor. Çokça Evet. kez denedik. Evet. Sıkıntılı değil 2 kişi oynanınca. Onun dışında Cytia olarak geçen, İskitler diye geçiyor herhalde Türkçesi. İskitleriz ve böyle Karadeniz'den aşağılara doğru, sıcak denizlere doğru gitmeye Aynen bak çalışıyoruz. buradan. Burası bizim köy. Bu köyümüzden aşağı işte burada Kimerya var, Kimmerya. Suriye var, Aynen Suriye. Persia var. Sonra Yunanistan'a geliyoruz, sıcak sulara ulaşıyoruz. Aynen. Buraların hepsini Denize yağmalayacağız. dökeceğiz. Hepsini yağmalayacağız. Altınlarını falan çalacağız. Çok işimiz yok. Evet. Olay Kımız, bu. kımız detayı var. Kımız Kımız. içiyoruz. Burada bir şey. Evet. Bir Bak kupa kımız. bu kımız. Evet. Bir sepette yemek. Bunları Evet. vererek askerlerimizi besleyeceğiz. Kımız içireceğiz. Yemek vereceğiz ve yağmalamaya, güneye doğru yollayacağız Sarı adamlarımızı. olanlar altın direkt zaten. Evet, siyah olanlar büyükbaş, gri olanlar şey, vagon. Hayır, kahverengi olanlar vagon, gri olanlar ekipman. Evet. Orada bir durdum. Vagon değil. Vagon değildi. Evet. Şurada zaten var şey işareti, Ya o çok vagon tatlı bir işareti. worker placement oyunu. Yani Ve çok zor değil. aynen. Kuralları da kolay. Ya Waterdeep'ten bir tık zor olabilir. Belki yani. O ayarda Evet. yani bence. Bunda benim görmediğim değişik bir worker placement olayı var. Önce worker'ını place, yani böyle koyuyorsun. Buranın işlemini yapıyorsun. Sonra başka bir lokasyondan başka bir şey alıyorsun. İki kere oynuyorsun gibi Ya worker aslında. placement oyunu ama senin Değişik. kendi worker'ın yok. Bir de evet. Ya Yani bir bir koyuyorsun, bir alıyorsun. Sonraki el o elindekini gene koyuyorsun. Başkasını alıyorsun. Böyle bir dönüşüm var sürekli. ya. Değişik olmuş o olayda. Şimdi başlayayım o zaman, anlatayım biraz ne dersin ufak ufak. Ufak ufak anlat bakalım. Şimdi turnümüzde yapabileceğimiz iki tane şey var. Birincisi work, ikincisi raid. Bu work denen kısım şu yukarıdaki bizim köyümüzde geçiyor ve bu lokasyonlara bir adam gönder, başka lokasyondan bir adam al, iki lokasyonda yap ama zorunlu değil. Birini de yapabilirsin, ister ikisini de yapmayabilirsin ama neden yapmayasın, yapmamak aleyhine. Bu work kısmısı. Raid kısmısı da bir tane askerinle şu mevcut lokasyonlardan birine git ve orayı yağmala. Bu yağmalama işleminin tabii böyle gerektirdiği şeyler var. Elinde şu işte iki tane en az üyen olması lazım. Üye. Crew member olması lazım. Bir de iki tane adamlarını besleyecek iki sepet yiyeceğin olması lazım. Bunlar olunca ancak adamını buraya yolluyorsun ve bu iki lokasyondan birini yağmalamak için zar falan atıyorsun, güçlerini topluyorsun vesaire vesaire. O detayı da az sonra anlatacağım. Yani iki tane yapabileceğin şey var. Ya çalıştırıyorsun ya da yağmalamaya götürüyorsun. Çalıştırmalarda neler var bir gösterelim. Örneğin şurada bizim çiftliğimiz var. Buradan yiyecek kazanıyoruz. Hangi işçiyle gidersen rengine göre daha fazla şey verebiliyor. Üç çeşit işçi vardı herhalde. Evet, gri, kırmızı, mavi olmak üzere 3 çeşit işçi var. Bunların ne işçisi olduğu da rulebook'ta yazmıyor. Hani maviler kimmiş, kırmızılar kimmiş Aynen diye bir direkt baktık. adam Adam evet. yok, red worker yazmış, mavi worker yazmış Ben de yani. ona tematik olarak bir şey işte redler bir şey Ha, ben de falan. öyle bir bakayım dedim, yokmuş Ya yani. red worker yazmış geçmiş. Aynen öyle. Tertemiz. Evet. Buraya maviyle gittim. Temizcene iki tane yiyeceğimi aldım. Ya da kırmızıyla gitseydim 3 yiyecek toplayacaktım. Ya da burada bir vagon işareti var. O da şu kahverengi altıgen mi? Onlardan. Sekizgenmiş.
Onlardan oluyor. Direkt oradan almaya Market ne yarıyor. yapıyor? Market kısmı. Elimizde tabii bir kartlarla başlayacağız. Bu kartlardan bir tanesine atarak 2 para kazan ya da 2 kart at ve ya bir vagon ya bir equipment kazan. Yani ya gri Mal. mal ya işte gri şu sekizgenlerden ya da kahverengi olanı al diyor. Sonra başka Silversmith var. Burası kuyumcu. Köyün kuyumcusunda maviyle gidersen 3 tane şunu şeylerden alıyorsun, paralardan gümüş. Kuyumcu değil de o demir döven ya. O zaman kuyumcu. Valla ben kuyumcu hayal Yani silversmithler şey yapar benim bildiğim. İşte silah silah milah yapıyordur ama aynı zamanda para da işliyormuş demek ki. Madeni dövüyor. para yapıyormuş. Burada da griyle ve şey kırmızıyla gidince 2 tane alıyorsun. Bura köyümüzün buluşma noktası. Yeni kartlar çekmek için yani yeni üyeler katmak için şeyimize, ekibimize bu insanları oradan bulabiliyoruz. 2 tane kart çek diyor. Alttaki or aksiyonu da ya bir işte ya 2 kart çek ya da 1 kart çek, 2 de kımız al. O kımız işareti. Şunlardan bıt bıt 2 tane alıp önüne koyuyorsun. Bu da böyle de. Barak dediği buradan elindeki kartlardan bir tanesinin ücretini ödeyerek önüne açmaca. Ben mesela bu 4 tane gümüşü ben ödedim ve önüme açtım. Önümde böyle bir yer kendi köyümü temsil ediyor. Yine şuraya herkesin bir hero'su olacak. Onu koyacağız. Oyunun başında seçiyoruz. Bir hero ve bir üye ile başlıyoruz. Daha sonra bu ekibimizi çoğaltıyoruz. Maksimum zaten 5 tane yer var. 5 tane üyemiz olabiliyor. Bu barracks kısmısı yeni şeyler, kartlar önümüze açmaya yarıyor. Ya da demiş ilerleyen zamanlarda yağmalamaya, savaşa gidince bu bizim adamlarımız yaralanıyor olacak. Bu yaraları da temizlemek için barracks'a adamlarını gönderip kımız, bir şişe kımız içirip adamları iyileştiriyoruz. 2 tane yara atabilirsin diyor yani. Bir kımız ben ödüyorum kasaya, içiriyorum kadına, 2 tane yarasını hop iyileştiriveriyorum. Ya at sütü çok faydalı. At sütü böyle bir şey. Daha sonra Town Center var. Town Center'da herkesin hero'su, şu baştaki adamın bir özelliği var. Mesela o ne yapıyormuş? Spend 2 silver to gain 1 horse diyor. Evet, oraya gittiğinde onu yapabiliyorsun. Ah. Yani illa bu değil. Bu kartlardan 8 Toplam, tane var. evet, Toplam bunlar da kahraman şunlar sayısı. mıydı? Aynen. Onlardan her biri farklı bir özellik yapıyor. Bunu başlangıçta herkese bir tane seçtireceğiz. O şekilde Town Center'da onu yapıyorsun. Bir de bu üyelerimizin altında da bir özellik var. Şöyle. Soldaki özellik otomatikman sen bu kadını önüne açtığın an bu senin yapabileceğin bir şey oluyor. Sağdakini aktif edebilmen için şurada kartal ve at besleyip yetiştiriyorlar. Savaşa kartallarıyla atlarıyla gidiyorlar bu adamlar. Kartal alırsan şurada şu imge aynısı zaten şu köydeki imgenin aynısı var. Onu ona atarsan eğer o Bunu aksiyonu da yapabiliyorsun. yapabiliyorsun. Atama da şöyle Bu oluyor. kartalı adam onu şurada gösterirsen çok Olur sevinecek. canım gel. Şu Atama. adamımız kartal alınca böyle koyuyorsun. Ata bindireceksen böyle koyuyorsun. Adamı ya yani hem kartalı hem atı olabilir. Sıkıntı yok. Yalnız maksimum 5 tane kartal, 5 tane de at alabiliyorsun. Atlarsan oyun sonu puanı getiriyor. İşte 2-1 gibi falan. Bir de güç veriyor. 1-2 güç veriyor maksimum. 3 veren de vardı galiba. Savaşçılar tabii güçlü oluyor biraz. Aynen. Kartallarda da şöyle bir durum var. Ya sana şu işte aksiyonunu, o adamın aksiyonunu yaptırıyor. Ya şu şekilde direkt bir güç ve bir oyun sonu puanı veriyor. Ya da şu şekilde oraya koyduğun adamın özelliği çarpı 2 olsun diyor. Mesela ben bunu böyle koydum. Bu adam Yunanistan'a gidince ne oluyormuş? 2 az yaralansın diyor mesela. Yunanistan'ı yağmalamaya gittiğinde.
Ben buna çarpı 2 koyduğum için 4 az yara alabilirim Yunanistan'da. Şuradaki özelliği çarpıyor. Gücü değil, dikkat ederim. Evet. Lütfen. Öyle 4 çarpı 2, 8 falan yok. Güç değil. Güçte yani. Zaten aynen. Güçler şu son köşede yazıyor. 4. Strongman. Bu savage. Aynen. Ve burada koyduğum gibi yani kartalın illa adamı olmasına gerek yok. Böyle havada boş boş da uçabilir. Hı. Sonradan peki at da adam... böyle boş boş gezebiliyor mu? E yani evet, aynı şekilde atı da koyabilirsin. At gezerken sonradan, adamı bindiriyorsun. Sonra yani. Adam böyle yabani at gelmiş, hı, yakalamış, kullanıyor falan. Hmm. Olabilir yani. Anladım. Bu öyle town center'da işte bahsettiğim kartalların ve atadığın özelliğini yapabilir ya da hero'muzun özelliğini yapabilir. Hı. Daha sonra Stable'a geldim. Stable'da gri ya da kırmızı ile gidebiliyoruz. Orada da 2 para verip bir kartal alıyoruz. Şurada açık olan 3 tanesinden birini ya da bir equipment yani şundan verip bir at alıyoruz ve hemen köyümüze koyuyoruz önümüzdeki. Hı. Altta şefin çadırı var. Şefin çadırında da şu topladığımız siyah büyükbaş hayvanları orada kesiyoruz. Kesince 2 et 1 kımız çıkıyor. Yani evet, büyükbaş hayvanı keserek işte daha fazla adamlarını besleyip yağmalamaya yollayabilirsin. Ya da oradan yapabileceğin bir başka aksiyonda quest tamamlamak. Yani şefin verdiği görevleri tamamlıyor. Şurada iki tane açık var zaten. Burada iki tane açık var. Örneğin ben burayı yağmaladım. Bunları aldım gittim. Bu adamı da aldım gittim. Onu göstereceğim. Bu böyle açılıyor. Daha sonra benden sonraki kişi oraya gidip bu quest'i tamamlayabilir. İşte bu ne zaten istiyormuş? İki siyah, bir sarı. Evet. Böyle pıt 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 al. Bunu, hı, kasaya ödeyerek alıyorsun. Oyun sonunda 6 puanı garantiliyorsun. Sağ soldakileri veriyorsun. Sağ üstteki puan alıyorsun. Tertemiz. İşte aynen, quest şeyi yani. Klasik, evet. Bu da bu şekilde. Bu work kısmı zaten gayet kolay. Bir koyup bir almayı unutmayın mutlaka. Hani sadece bir yere yollayıp bitirmiyorsun öyle aksiyonu. Mutlaka bir başka yere de. Yani ben zaten herkes oyuna bir tane mavi worker ile başlıyor. Geliyorum buraya bakıyorum. Boş olan tabii klasik worker pasmanları. İşte buraya maviyle gittim. Şunu şunu aldım. Sonra turn'ümü bitirmek için de işte mesela şunu geri aldım. İki kart çektim gibi gibi. Aynen öyle. Güzel bir örnek ya oldu. Boş yerden adam alamazsın. Boş hani yerden tabii alamazsın. Boş yere evet koyacaksın, dolu yerden alacaksın. Bir de yapamadığın bir aksiyon varsa yapmak zorunda da değilsin. O aynen da şey yani. Aynen. Yağmalama evet nasıl oluyor? Yağmalamaya gelelim. Şimdi yağmalamak için birkaç detay var. Ama yine kolay. Şöyle ki ben adamımla gittim. Öncelikle adamın rengi burada yazıyor. Gri ya da mavi diyor. Aşağılara gittikçe burada sadece gri. Bazı aşağılarda da sadece kırmızıyla gidilen yerler var. Ona göre hani turn'ünü bitirirken buradan adam alman lazım ki bir sonraki round yağmalamaya gideceksen ona göre elinde adam olsun. İşte, Yunanistan full işte kırmızı neredeyse İran. Aşağı doğru git zorlaşıyor. Hmm. Kırmızı bulması da biraz daha oyunun ortalarında yavaş yavaş açılıyor. Hmm. Çünkü şunları falan alınca onlar elimize gelecek ve kullanılmaya başlayacak. Hmm. Ben bu mavi adamımla gittim. Önümde de şu iki adam var. Üç adam varmış Mersin. Hı hı. Şimdi buraya gitmek için başlangıçta burada yazıyor. İki tane önümde adamım olması lazım. Şey hariç, baş kahraman hariç. Hı. Hero'm hariç. Şu an bende üç tane var. O yüzden sıkıntı yok. Gidebiliyorum. Üç tane adamlarımı yağmalamaya giderken beslemem lazım. Tabii aç acına gitmiyor onlar. Tabii. Doyurman lazım. Şu 3 sepet yemeği ödüyorum kasaya. Ve daha sonra şurada şu sıraya gittiğim için şurada atmam gereken zarı göstermiş. Bir adet kırmızı zar. Aşağı gittikçe daha fazlalaşıyor bu zarlar. Hı. Bir kırmızı zarı alıyorum. Atıyorum. Atıyor musun? Evet. Bunun ne? Buraya gittin sen. Burada buraya sarı gittim var. Evet doğru diyorsun ama şimdi bu normal olarak atış. Eğer bir lokasyonda sarı varsa, iki lokasyonda da varsa iki tane, sadece bir lokasyonda varsa bir tane sarı zar ekliyorsun. Sarı zarın da açılımı şurada var. Çoğunlukla sana yara veriyor. Yani iyi bir şey değil ama altını toplarken tabii daha zor hani böyle bir mekan olduğu için yaralanıyorsun. Sadece bir yüzü boş, diğerleri illa sana bir yaralandırıyor. Zarların yüzlerinin burada olması bence güzel bir detay. Bence de güzel bir detay. Ona göre
fikir şey yapabilirsin yani. Hmm. Şimdi ben bu şekilde mesela bir sarı olduğu için bir sarı zar ekleyerek atabilirim. Hmm. Atmadan önce istersen şuradaki gücüme bakıp yetersiz görürsem kendimi kımız ekleyebilirim. Kımız eklersem eğer yani askerlerime süt içirirsem şey oluyor. Artı bir. Her biri gücüne artı bir katıyor. Mesela maksimum elinde 8 tane tutabiliyorsun. 8'ini de verdin diyelim. Artı 8 direkt. Yani şu an gücün kaç yani şu an? Şu an gücüm şöyle geleyim. Şu an benim gücüm 2, 1 daha 3, 3 daha 6. Bu şekilde ben savaşa gidersem şunun zaten gereksinim 4. 4'ü geçersem 1 puan alıyor. Kazanırım haydi haydi. Hmm. Yani aslında şu kırmızı zarın etrafından da maksimum 5'e kadar şey geliyor. Ama ben haydi haydi hani iyi bir şey ekip kurmuşum zaten. O yüzden kafa rahat bir şekilde gidebilirim. En fazla yara alırım. Attım. 4 de buradan geldi. Zaten geçmiştim o gücü. Sıkıntı yok. Ama 2 de yaralanacağım. Bu round'un sonunda. Hı. Şimdi şöyle oluyor. Oradaki gücünün hepsini topluyorsun. Şuraya geçtiğim için 1 puanı pıt aldım. İlerleyen zamanlarda daha yüksek yerlere, daha zor yerlere gidince şey var. İşte 12'yi geçersen 4 puan, 20'yi geçersen 6 puan. Böyle kademeli kademeli. Tabii bir de mesela şu Suriye'de mesela sadece yemek veriyorsun. İşte şurada 4 yemek var. Aha. Burada 3 yemek var. Daha sonra mesela İran'da artık vagonlar işin içine giriyor. Çünkü oralar uzak mekanlar. Adamlar öyle kolay kolay gidemiyor. At arabası lazım. Bak Yunanistan'a 2 yemek 2 vagon. Evet. Oralara gidiş zor. Vagonsuz olmuyor. Daha sonra ben bu 1 puanımı aldım. Eğer ki atamamış olsaydım şurada 2 ve kan işareti var ya. 2 ile 4 arası atmış olsaydım bir yara da oradan gelecekti. Ama ben her halükarda bunlardan birini alacaktım. Şu altınlı olanı almayı tercih ettim. Bu quest'i çevirdim. Bir sonra benden sonrakiler tamamlayabilsin diye açık kalıyor board'un üstünde. Ve buradaki adamı da rehin olarak aldım. Artık bu adam benim. O adamı worker. Çalıştırıyoruz. Bir sonraki bunu çalıştıracağım. Böyle böyle hiçbir zaman worker'sız kalmıyorsun. Bir koyuyorsun, bir alıyorsun. Work kısmında raid'de de aynı şekilde bir tane gönderiyorsun. Bu artık hep sonsuza dek burada. Oyun sonuna kadar yani sonsuza dek derken. O artık yağmalanmış. Orada kaldı. Ben yeni adamımı aldım. Artık bununla devam ediyorum. Ve bu şekilde oyunu devam ettiriyorsun. Oyunun sonunda neler puan ediyor ve ne zaman bitiyor ondan bahsedeyim. Ne zaman bitiyor? İki tane şey kalınca raid edilecek mekan ya da iki tane açık quest kalınca oyunun sonuna geliyoruz ve onu trigger eden diyeceğim şimdi olmayacak. Yani o oyuncunun sırasında gerçekleşirse diğer tüm oyuncular bir posta daha oynuyor. Evet. O oyuncu dahil. Yani onu demek istemiştim. Trigger eden oyuncu da dahil. Bu da benim şeyim. Trigger dostum. Trigger. Herkes bir kere daha oynuyor ve oyun bitiyor. Daha sonra da neye bakıyoruz? Şurada zaten yazmış. Adam net. Adam yazıyor. Bak burada. Elinde adam kalan net. Her sarı altın 2 puan. Griler ve kahverengiler 1 puan. Her 2 tane büyükbaş hayvan yani siyahlarda 1 puan. Oyunun sonunda bunlara bakıyoruz. Kaç tane quest yaptık? Bunlara bakıyoruz. Bir de bazı kartlarda çok nadir yani bütün kartların arasında sadece 4 tane falan var. Şöyle de bir olay var. Gain 1, 2, 3 demiş. 1, 2, 3. Vantage türü değil. Yani oradaki kartal sayına veya at sayına göre sana oyun sonu puanı veriyor. Eğer ki bunun üzerine bir kartal atarsan ne olur? O puanlar çarpı 2 olur. Hemen burada trik verdim. O trigger oldu. Bunu alın üstüne çarpı 2 koyun tamam mı? Oradan da en fazla alabileceğim puan 6 zaten. Olsun 6 güzel bir puan. Çünkü çok yükseklerde bitmiyor zaten. 50'ye kadar yapmışlar. Bu 50 geçiliyor illaki de. Bu şekilde başka baktığımız bir şey var mıydı oyunun sonunda? Bir de tabii ki adamların üzerindeki puanlar atlar da puan. Atın üzerinde ve kartalların üzerinde de ufak ufak puanlar olabilir. Yani şöyle onlarda... şu puan işareti yeşil ya da şu. Bunları da topluyorsun. Oyunun sonunda en çok puana sahip olan kazanıyor. Şunu gözüme çarpmışken de söyleyeyim.
Para, kımız, yemek ve elinde tuttuğun kart sayısı, el Limiti limiti var. 8. Yani turn'ünün sonunda Evet. 8'den fazlaysa Düşürüyoruz. atıyoruz. 8'e düşürüyoruz. Aynen. Ve bunların hiçbiri oyun sonunda puan etmiyor. Ne para, ne kımız, ne yemek, ne de elinde kalan Ya kartlar paranın para puan etmiyor. olmaması beni biraz canımı sıktı oyunda. Yani Harcayacaksın paranın işte. puan Adam olduğu açacaksın paso. para Harcayacaksın. puandır ya. Değil. Bunda değil. Neyse. Bunda değil. Bu kadar. Oyun kolay. Çok kolay ya. Çok kolay ya. Yani evet. Gerçekten kolay bir oyun. Çok kolay. Güzel bir oyun. Satalım biz bunu, çok kolay. Sessizlik. Sessizlik. İki kişi oynayak mı, ne yapsak? Oynayabiliriz iki kişi bence de. O zaman oynanış videosuna bekleriz sizi. Hadi. Hadi. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.